Merhaba. Meşhur bir Nasrettin Hoca fıkrasıdır. Komşusu hocayı Ramazan'da iftara çağırır. Buz gibi bir tas hoşaf gelir. Hocaya küçük kaşık veren ev sahibi kepçeyle hoşafa daldırıp içtikçe "Oh öldüm" der. Hoca bakar ki olacak gibi değil, "Efendi efendi" der. "Ver şu kepçeyi de biraz da biz ölelim." Türkiye muhalefetinin durumu budur. Talepleri daha demokratik, şeffaf bir ülke değildir. Hukuk devleti gibi bir amaçları yoktur. Özgürlük ve adalet talepleri iktidar paylaşımıyla sınırlıdır. Bu olmayınca basarlar yaygarayı. Sanırsınız ki hak mücadelesi veriyorlar. Bir yönüyle doğrudur da bu. Çünkü verdikleri mücadele kendi haklarıyla ilgilidir. Değilse hakkı yenmişleri umursadıkları yoktur. Bir hareketten veya bir partiden kopanlar için durum böyledir. Aday gösterilmeyince isyan bayrağı açanın maksadı budur. Solcuların sağcılarla, sağcıların solcularla işbirliğinin kodlarına bakarsanız bunu görürsünüz. Siyaseten yanında duran meşrudur. Kimliğinin veya sicilinin önemi yoktur. Türkiye seçmenini suçlamayın. Yarıdan çoğu istemiyor bu rejimi. Önüne bir alternatif koyamadığınız, aslında böyle bir niyetiniz de olmadığı için kırgın ve kızgınlar. Yaşanan bu. Devlet kuşu kimin başına konarsa devlet o oluyor. Ve ülke siyasetinin tüm paydaşları bunun farkında. Ona göre pozisyonlanıyorlar sadece. Ülkenin siyaseten kadersizliği denilecekse buna, temel nedeni aktörlerin politika üreteme işi. Kaç seçim geçti iktidar muhalefeti terör örgütleriyle işbirliği içinde olmakla suçlarken, muhalefet unsurları da kendi içinde ittifakı bozanları iktidara payanda olmakla itham ediyor. Bu döngü değişmiyor. Kürtleri suçluyorlar mesela. Kimsenin aklına şu sorular gelmiyor. 3 Mart'ta altılı masayı biz mi tekmeledik? Ümit Özdağ'la protokol yapıp İçişleri dahil 3 bakanlığı biz mi verdik? CHP'ye destek vermeyenlere kızanlar şu soruların cevaplarını vermeli değil mi? Bolu'da Tanju Özcan'ı, Hatay'da Lütfi Savaş'ı onca tepkiye karşın biz mi yeniden aday gösterdik? Bunları kerhen oraya koyduğunu genel merkez bile kabul etmişken size ne oluyor? Antalya'da Muhittin Böcek'i yeniden aday gösterdiler. Bu kişi ilgili bakanlığın işaretiyle kanun hükmü belgeseli yüzünden Altın Portakal Film Festivali'ni iptal etmiş, sicilinde hiçbir şey olmasa bile sadece bununla anılacak bir bakanlık çalışanı. Ondandır ki modern zamanların en gaddar devlet şiddetine maruz kalan KHK'lılara dair tek kelime laf etmiyorsunuz, böyle bir mesele yokmuş gibi kulağınızın üstüne yatıyorsunuz. Ve İyi Partililer, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun elini havaya kim kaldırdı? Şimdi eli merkezde, gözü başka mevkilerde diye laf sokan kadın değil miydi o? Türkiye siyaseti böyle bir şey. İğrenç, ilkesiz, karaktersiz, prensipsiz, omurgasız, dün dündür, bugün bugün diyen bir siyaset. Süleyman Demirel ta başta doğru tespit etmiş. Karşımızdaki tablo şudur. Ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Doğrudur. Önce muhalefet partileri bitti. Bunu muhalif siyaset takip etti. Siyaset ve parti siyaseti farklı şeylerdir. Sırada medya var. Fakat Türkiye medya mahallesi kendine özgü dinamikleri nedeniyle çökmez. Gömlek değiştirmekte mahirdir çünkü. Mevcut sicili orada dururken, kurumsal ve kişisel yığınla örnek hafızalarda halen tazeyken, bilinen kirli örneklerin mütemadiyen parlatılarak oraya buraya konumlanması, iletişim işiyle meşgul olanlar yönüyle hayli ilginçtir. Devlet sopasıyla sağa sola saldıran, onu bunu dipçikleyen çiğ ve sığ bir güruh. Gelecekte yazılacak tezler benim işim değil. Gününde ortaya konmayan hakikatlerin ileride belgesel konusu olması da ilgimi çekmiyor. Yalnız Türkiye medya mahallesinin siyasetten ayrılan mühim bir tarafı vardır. Bırakın hoşafı, kepçeyi, kaşığı bile çok görür.